Türkiye'nin otomobili 2022 sonunda seri üretime geçiyor. Merakla beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Reformlar ve yatırımlara yönelik eleştiriler üzerinden muhalefeti hedef alan Erdoğan, salgınla mücadeleye ilişkinde dikkat çeken mesajlar verdi. Her türlü yapıcı eleştiriye ve katkıya açığız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformlarımızı da kör bir husumetle sabote etmeye çalışanları ise milletimizin takdirine havale ediyoruz. Reformları eleştiren muhalefete böyle tepki gösterdi. Elini vicdanına koyan herkes yatırımların hakkını teslim ediyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de otomotiv yatırımcılarıyla buluştu. Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların da en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yerli otomobil projesini anlattı, merakla beklenen takvimi açıkladı. İlk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Erdoğan, herkes için cazip bir yatırım ortamı oluşturulduğunu söyledi. Sadece yatırımcıları değil, yerli yabancı bilim insanlarını da Türkiye'ye davet etti. Salgınla mücadele için de umutlu konuştu. 2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin COVID-19 sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri muhakkak alacağına inanıyorum. Tam elektrikli yeni nesil ticari araç yatırımına imza atan iş insanı Ali Koç da kürsüye geldi. Pandeminin yarattığı belirsizlik ortamında ve herkesin yatırımına uzak durduğu bir dönemde tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak topluluğumuzun ülkemize olan inancının en büyük ispatıdır.